Merhaba, ben Leonard Ferhat'ı. Bugün sizlere Prizren'den sesleniyorum. Hep birlikte Prizren'i gezelim. Bakalım Prizren'de neler var, neler yok. Prizren, bugünkü 200 bin nüfusuyla Kosova'nın en önemli il ve kültür merkezlerinden biri oluşmaktadır. Eski ve yeni kültürlerin kaynaşması ve çok sayıda tarih ve kültür anıtlarına sahip olan Prizren'in zengin tarihi çoğu araştırmacıların konusu olmuş, hakkında binlerce sayfanın yazılmasına ve binlerce fotoğrafın çekilmesine sebep olmuştur. Bugün Priştine yönünden Prizren'e giderken çok sayıda cami ve onların sivri minareleri, iki katlı selamlıklı ve bahçeli evleri, kaldırımlı dar sokakları, eski dükkanları, hamamları, taş çeşmeleri, köprüleri ve eski kalesi göze batmaktadır. Bu özellikleriyle Prizren daha ziyade Anadolu kasabasını andırmaktadır. Bu bakımdan yüzyıllara uzanan uygar ve zengin tarihimizin ve ecdadımızın bizlere emaneti olan dini, sosyal ve kültür eserlerin en çoğu kapsayan Balkan ve Rumeli kentlerin başında Prizren'in geldiği belgelere kanıtlanmıştır. Zaten Prizren'de yaşayan günlük hayatlarında da adeta bir parçası olan bu eserler, kendin her köşesinde damgasını vurmuş, geçmişten günümüze Prizren'i anıtlar, müzeler ve şairler kenti seviyesinde mahzar etmiştir. Kosova'nın güneyindeki Metohija Dukacin düzlüğünde yer alan Prizren şehri, kuzeybatı tarafında zengin ovalarıyla güneydoğuda Şar Dağı'nda düşen Svilen Tepsi yamaçlarında 400 metre deniz yüksekliğinde yer almaktadır. Prizren'in bir bölümü Svilen ve Şar Dağı'nın yamaçlarında, diğer bölümü de düzlükte olduğu için o dallık ve düzlük bir yerleşim yeri olarak tanımlanmaktadır.
Yüzey bakımından çok büyük değilse de Prizren'in iklimi çok çeşitlidir. Düzlüklerde Akdeniz iklimi, dağlık yerlerinde ise Alp iklimi sürmektedir. Kışlar çok soğuk, yazlar ise çok sıcaktır. Tabi sularıyla çok zengin olan Prizren, ortasında soğuk ve temiz suyuyla Şar Dağı eteklerinden kaynayan Bistrica Deresi, çıkışında da Akdrini Nehri geçmektedir. Kısaca Prizren bu şekilde anlatılabilir.